Canımsın, en yavaş sana hoş geldin. CSGO'nun geleceğine ne diyorsun? Kanka bir de... Ya CSGO çok entesan bir oyun abi. Şimdi kan kaybediyor. Evet tamam şu anda fark ediyoruz. Kesinlikle kan kaybediyor ama elinde sonunda şöyle bir gerçek var. Yani ESL Katowice oluyor. Yine hayvan gibi izleniyor. Oyun hala ölmedi. Ölmeyecek de. Ölmüyor yani. Evet yani hala 1 milyon oynayan var. Vermiyor abi. Ama evet ya, özellikle nerede ölecek biliyor musunuz? E-spor'da. E-spor bitirdi. Yani bütün e-spor şeye kayıyor şu an. Valorant'a kayıyor. Hayır, bir daha fazla para var. Hani Valorant'ın e-sporunda daha fazla para var. Aynı zamanda Türk için konuşalım biraz da. Türkiye'de Türk yani 5000 gün var. Aynı zamanda Avrupalılarla oynarken resmi Türkiye sunucusu olduğu için bir maç EU'da, bir maç Türkiye'de, bir sonuncu maçta random çekilerek yapılabilir. Bu da adil olur. 128 tick rate var. Ya e-sporda tabii 128 tick rate'ini fark ediyor ama yine de hani e-spor o yüzden ölmüyor. Ya işte dediğim gibi şey çok değiştiriyor. Ya e-sporcuların birçoğu Riot'a doğru kayacak, Valorant'a da doğru kayacak. Abi 128 tick rate çok fark ediyor, farkındayım, biliyorum. Ama 128 yani e-spor bu halde olmasa, Valorant Riot destekleyeceğini bilmese kimse 128 tick rate üzerinden e-spor için şeye geçmez, Valorant'a geçmez. Yani sırf bu yüzden şeye geçmiyorlar. E-spor değiştirmiyorlar. Ya o e-spor konusunda ben her zaman şeye katılmasam da, Riot'a katılmasam da e-sporculara hayvan gibi destek verdiklerinin farkındayım. Mesela şey konusunda Dota hala Dota'da en iyi e-sporcu hala Dota'da kazanıyor. Ama en iyisi olman gerekiyor. Elinin bir altıysan bol hiçbir şey kazanamıyorsun. Vizir 3 veya New Vegas oyunu derim. Ya öyle de bir sıkıntı oluyor işte. Ya Dota'da en iyisiysen bok gibi para kazanıyorsun. Ama en iyisi olman lazım. Cidden en iyisi olman lazım. Yani birinci olmak, ikinci falan olamazsın. İkinci de olabilirsin gerçi de işte yani. Evet, Riot'ın ödül havuzu bütün camiayı doyuruyor. Ama işte şöyle de bir şey var. O da hani Riot'ın her şeyi elinde tutması bir açıdan güzel oluyor. Hani Valorant açısından. LoL'de hani bakıyorsun bütün hani e-spor camiası için hayvan gibi besleniyor. Ama şöyle de bir kötü bir şey oluyor. Community turnuvası gibi bir şey olmuyor. Bir Faceit gibi bir şey olmuyor veya ESL Katowice gibi bir şey olmuyor. Yani ikincisi yani evet pozitif bir yanı var ama negatif bir yanı da var. CC abone ol. Youngmerk 7. ay. CGD, SCK, MVK, MKV. Of doğru okudum. Nasıl doğru okudum lan? Çok da çok amacı. Gigas 7. ay. Sirodire Dawn 3. ay. Splendor 3. ay. Silpingeç 39 milyon milyon yıl ne? Final. Çok da çok için canımsın. En iyi abonem. Sana hoş geldin. CS çok basit olduğu için daha fazla kitleye hitap ediyor. Katılmıyorum. Yani katılıyorum ve katılmıyorum. Uzun vadede Valorant'ın daha fazla kitleye hitap edeceğini düşünüyorum. Ama bunun sebebinin ya ikisi de aynı oyun arkadaşlar. CS'nin şeyi çok basit. CS ile Valorant'ın yani izlemesi o yüzden çok basit. E-sporu izlemesi çok kolay. Mesela Overwatch niye e-sporda izlenmiyor? Bok gibi oluyor. Çünkü hiç bok anlamıyorsun. Shitfest. Yani cidden shitfest. İzlenilmiyor cidden.
Yani izleyemiyorsun. Yani harbiden izlemek mümkün değil. Yine mesela LoL'de, yani LoL'ü biliyorsanız izleyebilirsiniz ama bilmiyorsanız izleyemiyorsunuz. Yani anlamıyorsun. Ama şeye bakıyorsun abi. Valorant veya CS'ye bakıyorsun. Basit. İki takım var. Kafasına vuruyorsun. Kazanıyorsun. Çok basic mekaniği var. Hani LoL Shitfest değil. LoL Shitfest değil diyen oyunu biliyordur. LoL bildiğin Shitfest arkadaşlar. LoL'ü izlemesi Shitfest. Siz LoL bildiğin için böyle sanıyorsun. Sen ne olduğunu biliyorsun. Ben bilmeyen birisi olarak izlediğinde Shitfest arkadaşlar. Yani anlamıyorsun şeyini. Yani şeyi anlıyorsun. İki tane kule var bilmem ne anlıyorsun ama fight sırasında ne olduğunu anlamıyorsun. Asıl şeyi kaçırıyorsunuz. Hani şeyi anlayabiliyorsunuz. Evet. Kuleler var. Üç tane kuleyi yıkıyorsun. Ortayı patlatıyorsun. Bu çok basic. Sıkıntı şu. Şeyi anlamıyorsun. Skill'leri bilmiyorsun. Ben hiçbir skill bilmiyorum. Skill'leri bilmem gerekiyor. İşte abi ben bilmek zorunda değilim ki keyif almak için. Valorant'a bak. Hiç bilmiyorum ama keyif alıyorum. Mesela bak Valorant'ı hiç bilmeyen birine şey yap. Ne olduğunu anlar. Skill'leri bilince son derece anlatıyor. Tamam da Tosun bak. Yani skill'leri bilince diyorsun. Ben anlamak zorunda, bilmek zorunda değilim. CS'de veya Valorant'ta bilmek zorunda değilim. Yani ben mesela Dota oynadım. LoL'de hiçbir skill'i bilmiyorum. Hiç bokta anlamıyorum fight'lardan. O kadar basit. Bütün taktikleri anlıyorum. İnsanların yaptığı. Çünkü Dota'yı biliyorum. MOBA'yı biliyorum. Ama bilmeyen birisi bilmiyor yani. Valorant'da öyle değil. Valorant'da adam gidiyor. Kafasına vuruyor. Bitti. Basic. Okey. Ya o yüzden şey Valorant ve CS'de çok basit abi. Yani e-sporcuyu çekmek, e-sporcuyum şimdi. E-sporu izletmek çok daha basit mesela. LoL'de mesela 1 milyon izleniyorsa bence Valorant biraz daha büyüdüğünde Valorant'ı 1,5-2 milyonu çok daha rahat göreceğiz bence. Ki Valorant'ta daha fazla sponsor göreceğiz CS'ye göre. Çünkü CS'nin üzücü bir şekilde ismi ve oyunun tarzı sponsorlar için çok uzak. Çünkü isimler Counter Terörist ve Terörist. Kan var oyunda. Ondan sonra bomba koyuyorsun, bomba patlatıyorsun, C4 koyuyorsun. Bunların hepsi çok böyle bayrak kaldıran şeyler. Valada da var ki, Valada yok. Valada spike yerleştiriyorsun, kanı kapatabiliyorsun, cesetler olmuyor. Bunların hepsi taktiksel yapılmış şeyler. Ve dikkat ederseniz her e-spor turnuvasında vücutlar gözükmüyor. Bomba yok. Spike kuruluyor. Ve kanlarda kapalı. Yani cidden bunlar düşünülerek yapılmış şeyler. Bunlar düşünmeyerek şeyler yapılmış şeyler değil. Yani Riot o konuda biliyor ne yaptığını. O yüzden Valorant e-sporda çok çok büyüyecek gibi hissediyorum. Lise kadar büyüyeceğini düşünmüyorum. Büyür. E-spor üzerinde konuşuyorsak şey konusunda yorum yapamıyorum. Community ve CS konusunda şey değilim. Yani community ve oynayan kişi sayısı olarak CS'ye geçebileceğinden çok emin değilim. Onun da sebebi şu. CS sadece rank değil, birçok kişi Amele gibi custom serverlarda, chartta, community maplerde filan oynuyor. O yüzden CS'yi çok geçeceğini hala düşünmüyorum. Geçmişte de öyle düşünüyordum, hala öyle düşünüyorum. Geçebilir belki. Ama e-spor olarak kesinlikle CS'ye geçecek. Yani e-spor olarak kesinlikle CS'ye geçecek. Ah be Freyer.
Evet. CS'ye girip surf yapabiliyorsun oğlum hala. Yani öyle bir şey var. Öyle bir gerçek var. Jail modu var. Tabi de skin piyasası var milletin para kazandığı. O yüzden hani ya bitme diye bir şey yok. CS'yi bitiremezsiniz arkadaşlar. CS'nin bitmiş gibi bir şey yok. Bu CS bitti diyen herkes götünden sıkıyordur arkadaşlar. Malfoy oynamıyordum şu an. CS bitmesi mümkün olmayan bir oyun. Bitmeyecek. CS hiçbir zaman bitmeyecek. Ama CS yani eskisi kadar oynanmayabilir. O olabilir. Belki kompetitif olarak. Ama CS'ye asla bitmeyecek. Hani kitlesi %100'den %80'e düşer belki. Bitmeyecek, yükselmeyecek de. Ya yükselmeyecek de kısmını bence yorum yapmak çok zor. Çünkü Valve'in ne yaptığı belli olmuyor abi. Cidden Valve'in ne yaptığı hiçbir şey belli olmuyor abi. Valve böyle bir şey yapıyor. Yani bam. Valve çok enteresan bir şey abi. Belli olmuyor. Doğrusu ki o kadar büyük bir şey değiştirmeyecek CS'de bu arada. Sıfırdan oyun yapmadıkları sürece. Yani sonrası ki birçoğunu şey gibi bakıyor. Sonrası ki bütün sorunlarımızı halledecek. Hileler azalacak. Bütün her şey mükemmel olacak. Tick rate 365 olacak. Yok abi, olmayacak. Peki FIFA niye bu kadar pahalı? Herkes anca PES kafede gidip oynuyor. Yo abi, herkes hayvan gibi FIFA alıyor. Türkiye'de en çok satan olan oyun FIFA. Türkiye'de en çok satan olan, o yüzden azalmıyor fiyatı. Bir de şöyle bir şey var. FIFA para kazanmıyor ki. FIFA oyunu satarak para kazanmıyor arkadaşlar. FIFA futtan para kazanıyor. Last Canvas'a yapmıştım ben. Kalkadık kanvası. Kasım'da oynadığı hiçbir takılma olmamaya başladı. Aynı FPS düşme falan dedi. Çok açtım, bulamadım. Temizlerken belki bir kabloyu tam takmamışsındır. Bir şey tam takılmamıştır. Onları bir itle tekrar. Aim'im kuvveti, CS Supreme, Valorant, Immo, Radiant seviyesi oynadım. Hangi FPS oyunda kendim? Türkiye için mi? Valorant. Kesinlikle Valorant. Kesinlikle Valorant. Türkiye'de şu anda bir şeye para, e-sporda para kazanacaksanız Valorant'a gireceksiniz. Afrika, o ben toplamın 3 oyun falan attım. Onlardan birisi.